Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde karekök DYS Geometri Soru Bankası kitabında çokgenler testlerinde kaldığımız yerden yani test 4'ten devam edeceğiz. Test 4, test 5 ve test 6'yı da çözüp çokgenler konusunu bitireceğiz. Evet. Birinci soruyla başlayalım. Şimdi düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenden dolayı eşitleri koyalım. Bir de bu kareymiş. Şu eşitliği de koyduğumuz zaman bakın burada ne çıktı? Bir x kenarlık çıktı. Düzgün kare olduğu için burası 90 derece, düzgün beşgenin iç açısı da 108 derece olduğu için buraya da kaç derece kaldı? 18 derece kaldı. Şurada da bir x kenarlık çıktı. 180'den 18 çıkar, tepe açısı 18. 162. 162'yi de 2'ye böl, 81-81 yaptı. 81-81 yaptı. Burada kaçı da 90 derece ise burada kaçı ne kaldı? 9 derece kaldı. Bu arada şurada kaçı 108 ise 36 36 ya da şuradan mı yola çıksak? Evet, 81 ise 108 yapacağı için şurada kaçı 81 derece ya, 108 yapacağı için buraya ne kaldı? 108 eksi 81 kaldı. Yani 108'den 81 çıkartırsak kaç yapıyor? 27 yapıyor. 27 burası. Şu da köşegen olduğu için arkadaşlar düzgün beşgende 108 ise 36 36. Burada kaçı 36 ise burada kaçı 72. 72, 27, 27 ve alfanın toplamı da 180 yapacak. 72 artı 27 artı alfa eşittir 180. Buradan 99 yapıyor. 99 artı alfa eşittir 180. At öbür tarafa, çıkart şeyden, 81 derece yapıyor galiba. Evet, alfa da buradan 81. Geldik ikinci soruya. Evet. Yine bu eşitlikleri koyalım. Burada da eşitlikleri koyduğumuz zaman ne çıktı bakın burada? Bir ikizkenar üçgen çıktı arkadaşlar. Düzgün beşgen olduğu için 108 derece. Bu da düzgün altıgen olduğu için 120 derece olacak. Yani buraya 12 derece kaldı. 180'den 12 çıkart. 168. 2'ye böl. 168'i 2'ye böl. 84 yaptı. 84, 84. 84, 84. Sonra 120 derece ya, şurada kaçının tamamı? 120 derece. 120'den 84 çıkartırsak kaç yapıyor arkadaşlar? 36 derece yapıyor. Burası 36. Burası 120. Burası da 120. Şu bir dörtgen değil mi arkadaşlar? 1, 2, 3, dörtgen. Dörtgen iç açıları toplamda 360 olduğu için 120, 120, 240, 36 daha, 276. Yani alfa artı 276 eşittir 360. Buradan 276 çıkartırsak arkadaşlar 4, 5 kaldı, 8, 84 derece yapıyor galiba. Evet, alfa da buradan 84 derece oldu. Evet. Geldik 3. soruya. Şimdi KP ile AB birbirine paralelmiş. Şununla şu paralelmiş. Altıgende çok yaptığımız şeyi yapacağız arkadaşlar. Bak paralel ya. Şurada bir eşkenar oluşturalım. Niye? Dış açısı 60 derece değil mi? 60-60. Şunu şöyle üçgen oluşturduğumuz zaman eşkenar üçgen oluyor orada. Pardon. Eşkenar üçgen oldu. Ve bir kenarı kaç? 11 değil mi? O zaman burası da 11. Burası da 11 oldu. Bu arada şununla da şunu paralel vermiş. 60-60. Burada kaçı da 60 derece oldu. Ve bir kenar bakın kaç? Burası 18. Burası 18 ise her yer 18'dir. Yani x de kaç yapacaktır? 18 yapacaktır. Cevap Ceyhan. Bir kenarı 4 cm olan düzgün altıgeni içine alanı en küçük dikdörtgenin çevresi. Bir altıgen var elimizde. Bunu içine alan en küçük dikdörtgen. Dikdörtgen çizelim bakalım içine alan. O da şu şekilde olmaz mı? Şimdi dış açısı 60 derece. Bir kenarı da 4. Burada kaç? 30 derece. Küçük oldu ama. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Burası 2 kök 3. Burası da 4. Dış açısı 60. Burada da 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı 2. Burası da 2 kök 3 yaptı. 2 ve 2 kök 3 yaptı. 4. Aynı şekilde burası da 2 yapacak arkadaşlar. Çünkü 90. Burası 60 derece. 90'ın karşısı 4. 30'un karşısı da 2 yapacaktır. Evet, dikdörtgen çevresi isteniyor. Bakın burası kaç? 4 kök 3. Karşısı da 4 kök 3. Toplam 8 kök 3 oldu. Artı
Şurası da 4, 2, 2. Yani 8 burası. Burası da 8. 8, 8 de 16 yaptı. Yani 8 kök 3 artı 16. Cevap Adana. Geldik 5. soruya. Arkadaşlar dikkat edin. Alakası bir yerde bir eşitlik verilmiş. Köşegenle alakası bir yerde eşitlik verilmiş. Ne demiştik? Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verilmiş ise diğer köşegende siz çizeceksiniz. Yalnız iki kenar ayıran köşegen. O zaman buradan A'ya çizmek en mantıklısı değil mi? Yan yana getireceğiz. Yok, buradan değil. Şuradan çizersek yan yana geliyor şeyler. Şu köşegenler birbirine eşit. Dolayısıyla şurada da bir ikizkenar çıktı bakın gördüğünüz üzere. Bu arada 2, 2 burası. 2, 2. Burası kaç oldu? 2 kök 3 oldu. Açıları da yazalım isterseniz ve yazmadan önce 2 ise bu en uzun köşegen ya. En uzun köşegende bir kenarın iki katı oluyordu. Yani burası 4. Açıları yazalım. Açılar da 30, 30, 120. O zaman buraya 90 derece kaldı. Ve şuradaki açıda kaç derece arkadaşlar? Gerçi şununla da şu paralel ya. Z'den dolayı buradaki açıyı da 30 derece bulursunuz. İkizkenar olduğundan dolayı şunlar gördüğünüz üzere burası 30 ise burası da 30 derece olacak. ve sonra 30, 30, 120 üçgen çıktı arkadaşlar. 2 kök 3, 2 kök 3. 30, 30, 120 üçgenin özelliği 2 kök 3'ün kök 3 katı olmayacak mı? Yani 6 yaptı. Tamamı 6 ise buraya kaç kaldı arkadaşlar? 2 kaldı. Yani cevap Akçay. Geldik 6. soruya. PC uzunluğu K iken, gerçi oranlama isteniliyor. Bizden hiç K'ya girmeyelim isterseniz. 1'e 2 diyelim daha kolay olsun. Oranladığınız zaman K'lar gidecek ya. PC'ye 1 dersek burası kaçmış? 3. 1 dersek 3. Burası kaç oldu? 2, 2 oldu. Çünkü bir kenar 4 oldu. Tamam. Bir kenar 4 oldu. EK bölü EP isteniliyor. EK bölü EP isteniliyor bizden. Arkadaşlar burada kaçı 120 derece? Şu 120 derecenin mantığını kullanmam lazım benim. 120'nin nesi özeldi? Dışarıdaki açısı 60 derecesi özeldi. Şuradan bir maviyi kullanayım. O zaman şuradan bir 90 derece çizeyim ben. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2, 60'ın karşısı da 2 kök 3 yapacaktır. 2 ve 2 kök 3 ve Pisagor bağıntısı 2 kök 3. Şuradaki Pisagor bağıntısından EK yaran x diyeyim. X kare de buradan ne oldu arkadaşlar? X kare eşittir 2 kök 3'ün karesi 12. 12 artı 4'ün karesi 16, 28 yaptı. Yani burası kök 28, 2 kök 7'dir arkadaşlar. Hadi şuraya da y diyelim. Sonra y'yi bulmak için de işlem yapacağım ki şurada bir şey var ya. En güzel arkadaşlar neydi? Bir köşegen çizmekti. Şu köşegeni çizdiğim zaman 120, 30, 30 ya. Burada kaç da ne oluyor arkadaşlar? 90 derece oluyor. Burası da 4, 4. Burası 4, kök 3. Ve buradaki Pisagor bağıntısından y karede 1 artı 4 kök 3'ün karesi 48 yani 49 yaptı. Y kare 49 ise y'yi de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 7 bulduk. Evet EK uzunluğunu 2 kök 7 bulduk. 2 kök 7 bölü EP uzunluğu. EP uzunluğunu da 7 bulduk arkadaşlar. 7 2 kök 7 bölü 7 cevabımız olacaktır. Cevap Balıkesir. Ve geldik 7. soruya. Şimdi arkadaşlar böyle genelde kesmişse kelebek benzerliği uyguluyoruz ama kelebek için bakın şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Şunu uzatmamız lazım. Şunu uzatmamız lazım. Uzatalım onu. Bakın şurada bir kelebek benzerliği çıktı arkadaşlar. Benim şuradaki oranı bulmam lazım. Yalnız şeyi de kullanmam lazım. Şuradaki 4, 6'yı da kullanmam lazım. Bunu nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Bakın şurada da bir eşkenar üçgen oluşturursam orada da bir temel orantı kelebek benzerliği geliyor. Şurada da bir eşkenar üçgen oluşturduğum zaman hatta biraz daha düzgün oluşturayım. Daha şeklimiz düzgün olsun. Şunu çizdiğimiz zaman eşkenar üçgen ya bir kenarı 10 ise burası da 10, burası da 10, burası da 10. Şurada şu kelebeği kullanmış oluyoruz arkadaşlar böylelikle. Gördünüz? Şu kelebekte onu şöyle göstereyim. Maviyle göstereyim. Şu kelebekte arkadaşlar. Bu kelebekteki oran kaça kaç? Bakıyoruz. 16, 4. Yani yukarıdan aşağıya. 16'ya 4. 4'e 1 oran var değil mi? 4'e 1 oran olacak. O zaman 20'nin 4'te 1'i olacak arkadaşlar. Burası kaç oldu? 5 oldu. Bu arada burası da 10. Şimdi yeşile geleyim ve şuraya baktığınızda, x'e baktığınızda da şu kelebeği görmeniz lazım arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Şu kelebeği gördünüz mü şimdi?
Bu kelebekteki oran kaça kaç? 10 bölü 15 oldu değil mi? 10 bölü 15. Bakalım kelebekteki oranı yazalım. 10 bölü 15. Böl 5'e 2, böl 5'e 3. Yani burası 2K ise burası ne olacak? 3K olacak değil mi? Çünkü şu yeşil kelebekte 2'ye 3 oran var yukarıdan aşağıya. 2K'ya 3K. Bu arada şu köşegen en uzun köşegen değil mi arkadaşlar? En uzun köşegende bir kenarın 2 katına eşit. Yani 2K, 3K daha 5K. 5K'da bir kenarın 2 katı olan 20'ye eşit olacak. 5K eşittir 20'den. K'yı buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Ama bizden X eşittir 2K isteniyor. O da ne yapacaktır? 8 yapacaktır. Yani 7. sorunun cevabı Adana. Geldik şu X'i bulmaya. Arkadaşlar şuradaki 120 derece 30. Burası da ne oldu? 30 derece oldu. 30 ve 30 derece oldu. Burası da 4. Burası ne oldu? 4 kök 3 oldu. Yani bir kenar 4 kök 3 eşit oldu. Bu arada 4, 4. Ben şu X'e ait bir dik oluşturmak zorundayım değil mi? Şu ikizkenarda ben bir tane dik oluştursam. Şöyle. Hatta bu dikin devamı karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için, yani ED ile bu birbirine paralel olduğu için bunun devamı da yukarıda da dik olmaz mı? X'e ait bir Pisagor bağıntısı oluşturmakta amacım ve onu da oluşturdum. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. Ondan sonra acaba o zaman burası 2 kök 3. Hatta burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3. Burası da 2 kök 3 olacak ama şurada bir oran vermiş olması lazım. Vermiş de. Evet, DG uzunluğu şurası K iken, şurası K iken burası 3K verilmiş. 4 kök 3 ya tamamı. K dediğimiz kök 3 oldu o zaman. O zaman burası da kök 3 oldu. 3K. 3 kök 3 olacağı için. K kök 3 oldu. 3K da 3 kök 3 olacak. O zaman buraya da kök 3 kaldı. Bize ne lazım şimdi? Şu yükseklik lazım değil mi? Arkadaşlar bu yükseklikte bu yükseklik aynı değil mi? Şunu şöyle çizdiğimizde burası da dik oluyordu ya şöyle. Şurada bir dikdörtgen oluştu. Hatta 4 kök 3, 4 kök 3. 4 kök 3'ün kök 3 katından dolayı burası da 12 bulduk. Tamamı 12. Tamamı 12. Burası 2 olduğu için buraya ne kaldı? 10 kaldı. Ve Pisagor bağıntısı. 10'un karesi x kare eşittir. 10'un karesi 100 artı kök 3'ün karesi 3. Kök 3'ün karesiyle 10'un karesinin kareleri toplamı. Yani 103 ve dolayısıyla cevap da kök 103 yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi burada FT artı LP'den bahsetmiş. FT artı LP'den bahsetmiş. Arkadaşlar şu dik benim canımı sıktı. Bu karşılıklı kenarlar birbirine paralel ya. Bunun devamı da şuraya geldiğinde bu da dik olmaz mı? Bunun devamı da burada dik olur değil mi? Şöyle dik oldu. Ve dikkat edin. Şu çizilen yükseklikle düzgün beşgende, şu çizilen yükseklikle şu çizilen yükseklik aynı değil midir? FT yani şununla şu birbirinin aynısı. Bakın FT artı şu uzunluk kaç verilmiş? 2 kök 3 verilmiş. Aynı zamanda S artı şu uzunluk, yani S artı bu uzunluk aynı zamanda şu yüksekliğe eşit değil mi arkadaşlar şuraya? Bu da kaçmış? 2 kök 3'müş. O zaman tamamı 2 kök 3. Bu çizdiğimiz dik aynı zamanda şuradan çizdiğimiz şeye eşit olmaz mı arkadaşlar? Çünkü niye burası da 90? Çünkü 30, 120 ve 30 olduğu için dikdörtgen oluştu. 2 kök 3 ise burası da 2 kök 3. 30, 30, 120 üçgeninden 2 kök 3 ise bunlar burası 2, 2 yapmaz mı? Ve çevresi isteniyor. 6 tane 2, 12 yapacaktır çevresi de. Yani 9. sorunun cevabı nedir arkadaşlar? Adana çıktı. Geldik 10. soruya. Düzgün altıgen. Düzgün altıgen ise bir açısı 120 derece. Bütün açıları yazalım isterseniz. Burası 30, 30. Hatta burası da 30, 30, 120. Buraya ne kaldı? 90 kaldı. Burada kaç? 60 derece yaptı. Tamamı 120 olduğu için burası da 90 yaptı. Burada kaçtı? 60 derece yaptı. Sonra şu simetri ekseni en uzun köşegen olduğu için 60, 60 bölecek. 60. Buraya 30 derece kaldı. Burada kaçtı da 30 derece yaptı. Hatta burası 60 oldu. İki iç açının toplamı bir dış açıdan. 60, 90 ise burası da ne oldu? 30 oldu. Ve burada kaçtı da 90 derece oldu. Bir kenar 12'ymiş. 12, 12, 12 ve 12 ise. Bakın burada. Şuradan yola çıkalım. 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 12 bölü kök 3. 12 bölü kök 3. Kök 3'te çarptığımız zaman 12 kök 3 bölü 3. Yani 4 kök 3'e eşit oldu. Şurası 4 kök 3 ise 30'un karşısı 4 kök 3 ise 90'ın karşısı da 8 kök 3.
Ve şu x uzunluğu isteniyor herhalde bizden. EH uzunluğu, evet. Burada da bakın 30, 30, 120. X kök 3. Yani x kök 3 8 kök 3'e eşitse kök 3'lerin anay x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 8 buluruz. 10. sorunun cevabı kaç çıktı? 8 çıktı. Geldik 11'e. Şimdi şurada eşitlik verilmiş, oran isteniliyor bizden. Genelde böyle oran garip bir şekilde kesmişse arkadaşlar, biraz önce arkadaki sayfada da yapmıştık. Benzerlik yapmaya çalışıyorum ben. Şu bakın. Şunla şu paralel ya. Şurada bir eşkenar üçgen oluşturursam arkadaşlar, şurada kelebeği oluşturmuş oluruz. Kelebeği oluşturmuş oluruz. Nerede kelebeği oluşturmuş oluruz? Şurada kelebeği oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Genelde böyle bu şekilde bölmüşse. Ha, burada şu dışarıya doğru kaymış ya, o yüzden. Normalde ben A'dan E'ye çekip dik üçgen oluşturup bir şeyler yapmaya da çalışırdım ama burada ben amacım ne? Şu oranlamayı kullanabilmek. Orada oranlamayı kullanamıyorum arkadaşlar şuradan dik çizdiğimde. Neyse, dış açısı buradaki açısı 60 derece. Şunlar 60, 60, 60 olduğu için eşkenar üçgen oldu ve bir kenar 6 ise 6, 6, 6. Burası da 3, burası da 3 ve yeşildeki kelebeği görelim. Yeşildeki kelebek de 3'e 9, 3'e 9, 1'e 3. Yani x ise burası ne olacak? 3x olacak arkadaşlar. 3x, yani 3x eşittir 12 ise x'i de buradan kaç buluruz arkadaşlar? 4 buluruz. Geldik bir sonraki soruya. 12. soruya. Çevrel çemberin merkeziymiş arkadaşlar bu. Çevrel çember bu arada şu da eşit. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman çevrel çemberin merkezi şöyle olduğu için köşelere gittiğimizde bunlar yarıçap yapıyor. Yarıçap uzunluğu da eşit olduğundan burası da eşit olacak. Ve bu nasıl bir üçgen oldu? Eşkenar üçgen oldu. 60, 60, 60. Direkt altıgen de diyebilirsiniz. Direkt altıgen de diyebilirsiniz. Çünkü altıgen de bu şekilde oluşuyor, değil mi? Ya da bir kenarı gören 60 derece ya şurası. Şu açıyı biz 360 bölü kenar sayısından bulabiliyoruz arkadaşlar. Yani 360 bölü en eşittir 60 ise eni buradan kaç buluruz? 6. Altıgen olduğunu söyledik. Bunun köşegen sayısı soruluyor bize. Köşegen sayısı da en çarpı en eksi 3 bölü 2'den, yani 6 çarpı 3 bölü 2'den kaç yapıyor arkadaşlar? 9 yapıyor. Cevap Adana. Geldik 13. soruya. Evet, düzgün sekizgen. Düzgün sekizgenin bir dış açısını hemen yazalım arkadaşlar. 45 derece. Buradaki açı 45 derece arkadaşlar. Ve bu arada buradaki açı 45 derece ya. Şöyle bir şey söylemiştim. Ben bir kenarı gören açı alfa ise iki kenarı gören iki alfa, üç kenarı gören üç alfa ve dış açısı da iki alfaya eşit oluyordu. Konu anlatımlarında da var. Bir önceki videolardaki çözdüğüm sorularda da var arkadaşlar. O zaman bu iki kenarı gören açı 45 derece değil midir arkadaşlar? Değil mi? İki kenarı gören. Bakın şuradaki açı da iki kenarı görmüyor mu? Bir, iki kenarı görüyor. Bak, açı olarak baktığınız zaman iki kenarı görüyor. O zaman buradaki açı da 45'tir. Hatta şuradaki açı da 45 derecedir. Çünkü iki kenarı görüyor. Bir, iki kenarı görüyor. 45 derece. Buradaki 45'leri kullanmak demek soruyu bitirdin anlamına gelmek demektir. 3 kök 2'si bunlar da 3 kök 2, 3 kök 2. Ve bu arada şununla şu paralel oldu. Gördünüz mü? 45'i bulduk ya, hop, Z'den Z'ye sağlandığı için. Şuradan bir dik çizelim. Dik çizdiğim zaman 45, 45, 90 üçgeninden bunlar 3, 3. Hatta bunlar da böyle 3, 3 yaptı. Şunlar birbirine paralel olduğu için şurada bir dikdörtgen oluştu. 3 kök 2 ise burası da 3 kök 2. Ve toplam şurası kaç yaptı arkadaşlar? 3, 3, 6. Burada bir de 3 kök 2 var. Yani 6 artı 3 kök 2. Neredesin? Buradasın Ceyhan. 6 artı 3 kök 2. Cevap Ceyhan. Geldik 14. soruya. Evet, burada düzgün sekizgen. Düzgün sekizgen. Bir kere dış açısı kaç derece? 360 bölü 8'den 45 derece. Buradaki açı da 45 derece. Buradaki açı da 45 derece. Şimdi burada şunu yapabiliriz. Şunu uzat kardeşim deyip bunu da uzattığında burada kaçı da 45 derece değil mi? 45, 45, 90 ve burada da en azından bir dik üçgen oluşmuş oldu arkadaşlar. Burası 2 ise
45-45-90 üçgeninde dik kenardan hipotenüse geçiş kök katıysa hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölümü 2 bölü kök 2 yani kök 2 eşleniğiyle çarparsak 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 yaptı arkadaşlar. Burası kök 2, burası da kök 2 ve burası da 2, değil mi? Ve 45-90 burası da 45 oldu. Burası da 45 derece oldu. Dolayısıyla burada bir x kenar dik üçgen çıktı değil mi arkadaşlar? 2 artı kök 2 ise o zaman burası da 2 artı kök 2 olacak. 2 artı kök 2. Ve şuraya bakıyoruz x uzunluğuna. 2 artı kök 2 artı kök 2 yani 2 artı 2 kök 2 eşit oldu. 2 artı 2 kök 2 eşit oldu. Cevap Denizli. Geldik 15'e. Düzgün sekizgen. Arkadaşlar hop dış açısı 45 derece. Bu iki kenarı gören açı değil mi? Aman Allah'ım. Ne oldu? Geri geliyorsa. Bu iki kenarı gören açı. Bir kenarı gören ne olacak? 22,5 olacak. Bakın. Şuradaki açı kaç kenarı görüyor arkadaşlar? 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor. İki kenarı gören 45 ise 4 kenarı gören de 90 derece değil midir arkadaşlar? Yani direkt burada kaçı 90 derece. Hatta burada kaç kenarı görüyor arkadaşlar? 1 2 kenarı görüyor. 2 kenarı gören 45 dereceydi. 45 derece o zaman burası. Ve ne çıktı? 45 45 90 üçgen çıktı. Yani burası da x çıktı. X kök 2 eşittir 16. X de buradan 16 bölü kök 2. Kök 2 ile çarptığımızda 16 kök 2 bölü 2'den 8 kök 2 buluruz cevabını. Yani 15. sorunun da cevabı Balıkesir çıktı arkadaşlar. Geldik 16. soruya. Evet. Valla yine düzgün sekizgen dış açısı 45 derece 360 bölü 8'den dolayı. Değil mi? Bu iki kenarı gören açı. Ve şuna 90 dereceye karşılık getirmeliyim. Düzgün sekizgen de düzgün altıgendeki gibi arkadaşlar. Şu köşegeni çizdiğinizde dik oluyor. Niye? Çünkü bunu böyle çizdiğimizde biraz yay gibi oldu ama düz yapalım. Şuradaki açı kaç kenarı görüyor? Şöyle baktığınızda 1, 2, 3, 4. 2 kenarı gören 45 ise 4 kenarı gören 90 derece değil midir? Burası 90. Evet. Sonra EK uzunluğunu vermiş. Şu uzunluğu şu şekilde vermiş. Vallahi arkadaşlar şuraya AA desem burası da A olacak. Yalnız burada bu iki kenarı görüyor ya. Burada kaçı da 45 derece. Şu uzunluğu bulmak için ben şuradan dik çizeceğim. 90'ın karşısı 2A olduğu. Tamam öyle yapalım. Şuradan bir dik çizelim. Şunlara A diyelim. Burası 2A olsun. Hatta 2 kök 2A deseydik daha kolay olacaktı ya. Şunlara ben kök 2A kök 2A dersem burası da 2 kök 2A olsun. Şuradan dik çizdiğimde ne oldu arkadaşım burası? Kök 2A kök 2A. Hatta burası da 45 derece. Buradan da bir dik çizsem burası 2 kök 2A olduğundan kök 2A kök 2A'ya eşit oldu. Burası da 2 kök 2 A olduğundan burası da 2 kök 2 A oldu dikdörtgenden dolayı ve burada Pisagor bağıntısını yapacağız. Şu uzunluk zaten şuna eşit verilmiş EK uzunluğu. EK uzunluğunun karesi yani yazalım şuraya 13 artı 8 kök 2. 13 artı 8 kök 2 eşittir. Diğer kenarların kareleri toplamı. Kök 2 A'nın karesi 2 A kare. 2 A kare artı burası ne? Ay bunlar kök 2 A kök 2 A değil. 2 kök 2 A ise bunlar 2 A. 2 kök 2 A ise 2 A 2 A olacak bunlar. Evet. 2 A 2 A. Orada yanlış yazmışız arkadaşlar. Dikkat edin. 2 A 2 A. O zaman burası ne yaptı? 2 4 A artı 2 kök 2 A. Şuraya yazayım. 4 A artı 2 kök 2 A'nın karesi. Evet. Bunun karesi 16 A kare. Artı. Sonra birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. 4 kere 2 8 ve 16 kök 2. Bir de A'ların da çarpımı 16 kök 2 A kare. Artı ikincinin karesi 8 A kare. Buradan 8 16 24 26 A kare. 13 artı 8 kök 2 eşittir 26 a kare artı 16 kök 2 a kare. Buradan 2 a kare parantezini alsak
2a kare parantezini alsak 13 artı 13 artı 8 kök 2 geliyor galiba, değil mi? Bu da 13 artı 8 kök 2 eşittir. Şunlar birbirini götürdü. O zaman 1 eşittir 2a kare. A kare de buradan ne eşit oldu? 1 bölü 2 eşit oldu ve çevresi isteniliyor. Arkadaşlar bir kenara şurası 2 kök 2a dememiş miydik? 2 kök 2a. O zaman a da buradan 1 bölü kök 2 yaptı. 2 kök 2 a dediğimiz 1 bölü kök 2 gitti gitti. O zaman bir kenar kaç yaptı? 2. Sekizgen olduğu için 8 çarpı 2'den 16'ya eşit olacaktır. Yani 16. sorunun cevabı Ceyhan çıktı. Biraz işlemle çıktı. Kusura bakmayın. Geldik test 5'e. Evet. Düzgün beşgen eşkenar üçgen. Eşitleri koyalım arkadaşlar. Hop 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 koyduk. Bir de eşkenar üçgenden dolayı burası çizgiyse bunlar da çizgi çizgi yaptı arkadaşlar. Şuradaki açı kaç derece? 108. Buradaki açı kaç derece? 60. Şurası 60. Burası 108. Arkadaşlar toplam buradaki açı 168 yaptı. Değil mi? Burada bir de ikizkenarlık da var. 168, 180'e tamamlayan açısı 12. Şuradaki açıları 12 derece kaldı. Toplamına yani 6, 6 bunlar. Bunun da tamamı 60 dereceydi. 60'tan 6'yı çıkartırsak x'i buluruz. Yani 54 derece buluruz. Cevap Akçay. Geldik ikinci soruya. O ağırlık merkezi ise arkadaşlar işimiz kolay. Ağırlık merkezinde şunu şöyle çizdiğimizde, çünkü çember ya, şunların hepsi birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Hatta şuradaki açıyı da nasıl buluyoruz? 360 bölü 5'ten buluyoruz. 360'ı 5'e böldüğümüzde kaç yaptı? 72 yaptı. Burası 72. Hatta şurası da 72. İkizkenarda çizilen kenarortay yükseklik ve açıortay olduğu için 72'yi de iki eşit parçaya bölecek. Bunlar açıortay olduğu için arkadaşlar 36 36 oldu. Çünkü ikizkenarda çizilen kenarortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda açıortay. Ve x açısına ne eşit oldu? 72 ile 36'nın eşit toplamına eşit oldu. Yani 72 artı 36. O da kaç yaptı? 108 yaptı. Cevap Adana. Geldik bir sonrakine. Üçüncü soruya. Beta 4 6 4 alfa artı 9'a eşit verilmiş. Arkadaşlar biraz önce dedik şunlar şunlar eşit. Hatta şunu da şöyle çizsem bunlar da eşit. Bir kenara gören alfa ise bu, çünkü çevrel çemberi ya. Burası da ne olacaktır arkadaşlar? Burası da alfa olacaktır. Çevrel çemberin merkezi ya. Çevrel çemberin merkezi, düzgün çokgende çevrel çemberin merkezi, işte çemberin merkezi ve ağırlık merkezi aynıdır. O yüzden ne derse desin çevrel çemberin merkezi gibi düşünelim. Hatta ikiz kenardan dolayı beta ise burası da beta. Alfa artı 2 beta eşittir 180, değil mi? 180. Bu arada beta 4 alfa artı 9'a eşit verilmiş. Burada 4 alfa artı 9 yazarsam ve bunu 2 ile çarptığım zaman 8 alfa artı 18 yaptı. Çünkü 2 beta ya, eşittir 180. Devam ettiriyorum. 9 alfa eşittir 180'den 18 çıkart, 162. 162'yi de 9'a bölsek, 9'a bölsek 1 kere 9 72 herhalde. 9 kere 8 72, 18 çıkıyor. Alfa da buradan 18'e eşit olacaktır. Çokgenin kenar sayısı. Arkadaşlar burası 18. 360 bölü 18 ya, 360 bölü kenar sayısı bize şurayı veriyordu. Tam tersi 360 bölü buradaki açı da bize kenar sayısını verecektir. 360 bölü 18'de kaç yaptı? 20 yaptı. Yani bu kaç gelmiş arkadaşlar? 20 gen. Geldik dördüncü soruya. Bir kenara 6 olan bir düzgün altıgenin alanı. Arkadaşlar altıgende şunlar hep eşkenar üçgen değil mi arkadaşlar? Kaç tane eşkenar üçgen? 6 tane eşkenar üçgen. Yani 6 tane a kare kök 3 bölü 4 bize alanı verecektir arkadaşlar. O da 54 kök 3 mü yapıyor? Şu 36, 4, 9'a böl. 6 kere 9, 54. Evet, kök 3. 4, Balıkesir. Geldik 5'e. Vallahi arkadaşlar şuradan da bulabilirsiniz ama a, a deyip, burası a kök 3 deyip, burası da a deyip, a çarpı a kök 3 bölü 2'den de bulabilirsiniz ama benim sistemim var. Altıgende ben genelde şunu kullanıyorum arkadaşlar. A, 2a, 3a. Şu benim işimi bayağı bir kolaylaştırıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sizin de çok işinize yarar. A 2A. Burası ne oldu? 3A. 2A 6 kök 3 ise, 2A 6 kök 3 ise, A buradan 3 kök 3. Değil mi? A buradan 3 kök 3. Tüm altıgenin alanını yaptı. 6A yaptı. O zaman 6A da 6 kere 3 18 kök 3, değil mi? Tüm alan.
Şuraya x dersek 6 tane x kare kök 3 bölü 4'e eşit olmayacak mı tüm altıgenin alanında? O zaman buradan kök 3'ler nanay. 6 ile 18 sade eşit 3. 4 kere 3 12. X eşittir 12. Niye hata yaptım? Pardon, işlem hatası yaptım. Bir daha yazayım şuraya. Alan AFC'yi 6 kök 3 vermiş. AFC'yi 6 kök 3 vermiş. Yani 2A'yı 6 kök 3 vermiş. A'yı buradan kaç buluruz? 3 kök 3 buluruz arkadaşlar. A 3 kök 3 ise kaç tane A var burada? Tüm altıgenin alanı 6A. 6 kere 3 18 kök 3 yaptı tüm alan. 18 kök 3 eşittir. Bir kenar x ise 6 tane eşkenar üçgen alanıydı. 6 tane A kare kök 3 bölü 4. Kök 3'ler gitti. 6 ile 18 sadeleşti. 3 x kare 12. X 12 demiştik biraz önce. X kare eşittir 12. X de buradan kaç yaptı arkadaşlar? Kök 12 yani 4 çarpı 3. 4 çarpı 3 yani 2 kök 3'e eşit oldu. Burası 2 kök 3 ise 6 tane 2 kök 3 yok mu arkadaşlar? 6 tane 2 kök 3 de 12 kök 3'e eşit oldu çevresi. Yani cevap Denizli. Evet, geldik bir sonrakine. Bakın. Burada kalan A ise, hop şunu çizdiğinizde burası 2A, değil mi? Hatta burası da 3A olacak, gerek yok. Burası da A, burası 2A, burası da 2A olacak, değil mi? Burası da A, burası da 2A olacak. S1 artı S3, S1 artı S3 direkt 2A. Çoğu soruda çok yardımcı olur size arkadaşlar. Bölü S2. S2'de 2A ile 2A'nın toplamı 4A'ya eşit. Yani 1 bölü 2'ye eşit oldu arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 6. sorunun cevabı Ceyhan oldu. Geldik buraya. Bakın yine A. Ve bu arada düşünün yine. Burası A iken burası neydi? 2A. Ve buraya da ne oluyor? 3A kalıyor değil mi? Küçük üçgenin küçük üçgen A ise tüm alan ne oluyor? 6A oluyor. Tamamı 6A ise 3A'sı buradayı bulsa buraya da ne kaldı? 3A kaldı. 3A 108'e eşitse 3'e böl o zaman A'yı bul. A da buradan 36 kök 3'e eşit oldu. Altıgenin çevresi soruluyor bize. Yine x diyelim. 6 tane x'in karesi kök 3 bölü 4 eşittir. Altıgenin alanı. Altıgenin alanında 6 tane A değil mi? 6 tane 36 kök 3'e eşit olacak arkadaşlar. 6'lar gitti. Kök 3'ler gitti. 36 çarpı 4'e eşit oldu. 36 çarpı 4'e eşit oldu. O da 144'e eşit. Yani x de buradan kaç yaptı arkadaşlar? 12 yaptı. X 12 ise çevresinde ne yapacaktır arkadaşlar? 6 tane 12 olduğundan 72'ye eşit olacaktır. Yani cevap 7. sorunun cevabı Edremit yaptı. Geldik 8'e. Evet. Şimdi bir kenar 4. Tamam. Arkadaşlar şunu şöyle çizersem. Şunlar birbirine paralel değil mi? Çünkü çizdiğim zaman 30. Burası 90 oldu. 30. Burası 90 oldu. Her ikisi de 90'sa hatta dikdörtgen oldu. Değil mi? Şimdi isterseniz alan kaydırmadan da yapabilirsiniz. İsterseniz şu üçgenin alanını ayrı, bu üçgenin alanını ayrı bulabilirsiniz. Bu üçgenin alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu yükseklik de şuraya eşit arkadaşlar. Buradaki alanı da nasıl bulursunuz? Şunlar çarpımı sinüs alfa bölü 2'den bulabilirsiniz. Birinci yol bu. İkinci yolda ben şuradan alan kaydırma yapayım arkadaşlar. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa alanı kaydırabiliyorduk. Tepe noktasını al, buraya getir. Buraya getirdiğimde de tepe noktası bu. Bak tabanı sabitledim. Tekrar gösterin. Tepe noktasını aldım buraya. Tepe noktası bu. Taban bu olacak şekilde hemen üçgen oluşturduğumuzda üçgenin alanı aynı kalıyordu değil mi? Alan kaydırmada şu. Yani toplam taralı alan ne oldu arkadaşlar? Şu ve şu oldu. Burası A iken biz ne biliyorduk arkadaşlar? Burası A iken burası 2A'ydı. Ve şurası da ne oldu arkadaşlar? 3A. Toplamda 4 ise 6A eşittir. Neye eşit? 6 tane A kare kök 3 bölü 4'e eşit. 6'lar gitsin. A kare kök 3 bölü 4. 4'ler de gitsin. 4 kök 3'e eşit oldu A. A 4 kök 3 ise bizden ne isteniyor? 3A isteniyor. Çünkü 2A ve A'nın toplamı isteniyor. 3A da 3 kere 4 12 kök 3 yaptı arkadaşlar. Yani cevap 8. sorunun cevabı Adana çıktı. Geldik 9. soruya.
Evet. Arkadaşlar en uzun köşegen 8 ise o zaman bir kenar 4 4 değil midir? 4 4. Şunu çizdiğinde çünkü şöyle bir uzunluk olduğunda şu köşegeni çizin arkadaşlar. Şöyle olsaydı şu köşegeni çizerdik. Ya da şöyle olsaydı E ile C'yi birleştirdik. Şunu çizdim. Çünkü niye? Buradaki açı 120, bunlar 30 30. Burası 90 derece oluyor da o yüzden arkadaşlar. Hatta bir kenar 4 ya. Burası 2 2 oldu. Hatta burası da ne oldu arkadaşlar? 4 4 4 kök 3'e eşit oldu burası da. Şu üçgenin alanı nedir? Tabanımız kaç? 2. Tabana ait yüksekliğimiz kaç? 4 kök 3. Yani 2 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Cevap da ne oldu arkadaşlar? 4 kök 3'e eşit oldu. 9. sorunun cevabı Adana. Geldik 10. soruya. Oranlama verilmiş. Burası K, burası 2K. Ali Kara K ve Fatma Kara 2K. Bunları yazdık. Buradaki oranı kullanmam lazım arkadaşlar. Oranlama da var, alan dağıtmam da var lazım. Hemen K2K'ya göre alan dağıtımı yapayım. Normalde burası A iken burası 2A diyeceğim ama şuradaki alanlarda 1'e 2 oran yok muydu? O yüzden diyorum ki 1'e 2 oran olduğu için burası keşke 2'nin katı olsaydı. Yani K'da kalanı 2A, buraya 4A diyeyim. 2A buraya 4A diyeyim. Şurada 1'e 2 oran olduğu için burası 6A ise burası da ne olacak? 3A olacak. Hatta şuradan şu eşitliğe göre de alan dağıtacak olursam şöyle. Burada kalan 3A, o zaman burada kalan da 3A küçük üçgendeki. 3A ise burası da 2 katıydı, 6A olacak. 6A olduğundan da 3A 3A diye paylaşacak arkadaşlar. Bakın sorularda işimi çok kolaylaştırıyor bu. Diğer türlü siz şeyde yapabilirdiniz. Taban çarpı yüksek bölü 2'ler de yapabilirdiniz. Çoğu soruda işinizi kolaylaştırır bu. 1'e 2 oran aklınızda bulunsun. ED'yi kaç vermiş? 12 vermiş. ED neredesin? 12. Tamam. O isteniliyor bizden. Toplamda kaç A oldu arkadaşlar? 3, 6, 9. 9 da burada. 18 A oldu. 18 A neye eşit? 18 A neye eşit? 6 tane. Bir kenar 12 ya. 12'nin karesi kök 3 bölü 4'e eşit arkadaşlar. 6 ile bu gitti. 3. 12'nin karesi 144. 2'ye böl 72. 2'ye böl 36. Şunun aşı gitti. 36 yani. O zaman 36 ile de 3'ü sadeleştir. O zaman burası da kaç oldu? 10. 2 yaptı. A da buradan 12 kök 3'e eşit oldu. Bizden ne isteniliyor? 5A isteniliyor değil mi arkadaşlar? Taralı alan. Yani 5A da 60 kök 3'e eşit olacaktır. Belki diğer türlü yapmak burada daha kolay olabilirdi. Şurası 90 derece. Şurası 12 ise 6 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Burada da taban çarpı yükseklik bölü 2. Ama ben biraz şeye alışkın olduğum için bazen alanlar oranlamasını istiyor. O yüzden ben buradan yaptım arkadaşlar. Burası da bu arada 90 derece. Gerçekten de şimdiki söylediğim yol daha basit. Yani burası 12 ise 6 kaldı buraya. 12 12 12 kök 3 burası. 6 çarpı 12 kök 3 bölü 2'den bu alanı bulursunuz. Burası da 90 derece olduğu için K çarpı şu bölü 2'den de bu alanı bulursunuz. İkisini toplarsınız. Size kalmış bir şey. Evet geldik. Oranlamaları yazalım. Burası K iken GE uzunluğu K iken FG uzunluğu da 3K. 3K. Burası A iken burası da 2A. Şimdi burası da A iken burası da 2A. Yalnız şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şöyle üçgenler oluşturduğum zaman şu alanlar hep birbirine eşit ya. Bakın şu alan, şu alan, şu alan değil mi? Üçgenlerin alanları birbirine eşit olacak. Burası 4 parçaya bölünmüş. Burası 3 parçaya bölünmüş alan ya. O yüzden ikisindeki tabanları hem 4 ve 3'ü aynı yerde birleştirsek sanki daha iyi olacak. 4 ve 3 nerede birleşiyor arkadaşlar? Alanlar da eşit olması için. O şekilde yapıyorum. 4 ve 3 12'de birleşiyor. O zaman bunu 3 ile çarpmam lazım. Bunu da 4 ile çarpmam lazım. 3 ile çarptığın zaman burası aslında 3A oluyor. 3N oluyor. K. Burası 9N oluyor. Yani burası 12N. Bunu da 4 ile çarptığım zaman burası 4N'e 8N oluyor. 4N'e 8N oluyor. Gerçekten de burası da 12N oldu arkadaşlar. Şimdi alanları yazarken bak üçgenlerin alanları değişti olacak. 4N'de kalan 4A ise 8N'de kalan 8A. 12N'de kalan 12A.
9n'de kalan 9a, 3n'de kalan 3a. 9a, 3a. Hatta şöyle çizdiğimde burası da 12a. Şöyle çizdiğimde burası da 12a. Burası da 12a oldu. Çünkü burası 12n, 12n olduğu için arkadaşlar. Alanları en azından bu şekilde aynı yaptığın zaman oranlamaları, şu uzunlukları, alanların da 12a, 12a olmasını da sağlamış olduk arkadaşlar. Alan AHOGF. AHOGF. Yani şurası 4, 9 ve 12'nin toplamı. 12, 9 daha 21, 4 daha 25a yaptı. Ve ABCDEF. Yani tamamı. Bir tanesi 12a'ydı. Alt tanım var. 72a yaptı. 72a yaptı. A'lar gitti. 25 bölü 72 buluruz arkadaşlar. Yani cevap 11. sorunun cevabı Adana. Geldik 12. soruya. Yine aynı soru arkadaşlar. Bakın. Şunları üçgenleri birleştirince şöyle arkadaşlar. Şu üçgenlerin alanları hep aynı yapmayacak mı? Ve şunlar hepsi birbirine eşit olduğu için ve şu çizilen dik tabanı iki eş parçaya bölecek. Aynı zamanda bu işte çemberin yarıçapıdır. İki eş parçaya böldüğü için de arkadaşlar şunlar iki eşit. Burası A ise burası A. Hatta bir üçgenin alanı ne yaptı arkadaşlar? 2A. Burası da 2A. Burası da 2A. Burası da 2A. Bunlar da AA yapacak. Çünkü tabanı iki eş parçaya bölüyor. Şöyle göstereyim. Çift çizgiyle gösterelim bunları. Burası da 2A yaptı. O zaman S1, S2 ve S3. S1 ne yaptı arkadaşlar? S1 bakın 3A yaptı. 3A. Tepesine yazayım. S2 ne yaptı? 4A yaptı. Ve S3 ne yaptı? 2, 4, 5A yaptı. Yani 3, 4, 5 ile doğru orantılı oldu. 12. sorunun cevabı da Balıkesir oldu arkadaşlar. Geldik bir sonrakine. Düzgün altıgen arkadaşlar. Yine bakın. Hop çizdik, hop çizdik, hop çizdik, hop çizdik. Düzgün altıgen olduğu için şunların hepsi birbirine eşit. Ve hatta bunların hepsi eşkenar üçgen. Ve şu eşkenar üçgende çizilen yükseklik olduğu için arkadaşlar. Şuradaki düzgün altıgen olduğu için eşkenar üçgen yalnız bunlar. Alttan eşkenar üçgen oluyordu ya. 60'ın karşısı 6 ise 3 ise 30'un karşısı 3 bölü kök 3. 3 bölü kök 3'ü şurada göstereyim. Kök 3 ile çarptık. 3 kök 3 bölü 3 yaptı. Yani kök 3'e eşit oldu. Burası kök 3, burası da kök 3. Yani bir kenar 2 kök 3, 2 kök 3. Bir kenarı 2 kök 3 olan 2 tane eşkenar üçgenin toplamı isteniliyor bizden. Yani 2 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4'ten kaç tane var? 2 tane var arkadaşlar. 2 kök 3'ün karesi 4 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 2. Şu 4'ler gitti. 2 kere 3 6 kök 3 yaptı. 13. sorunun cevabı da Akçay yaptı arkadaşlar. Geldik 14. soruya. Evet. Alan BFD bölü alan AB'ye isteniliyor bizden. Şimdi arkadaşlar bir kere şu üçgenle şu üçgen aynı üçgen değil mi? Düzgün beşgen olduğu için bu AA 108, bu da AA 108. 108'in kolları AA, 108'in kolları AA. Eş üçgen olduğu için burada kalan da burada kalan aynısı. Yani burada kalan A ise burada kalan da nedir arkadaşlar? A'dır. Şimdi bir açıları yazalım bakalım. Haydi açı yazmaya. Düzgün beşgen olduğu için 108, 108 ise 36, 36. Hatta burası da 36, 36, 108. Hatta şuraya ne kaldı? 108 yapması için 72. Bunlar da 36, 36 yaptı. 36, 36 yaptı. Hatta 108 yapması için buraya 72 kaldı. Burası da 72 yaptı. O zaman iki iç açının toplam bir dış açı olacağından dolayı burada kaçı da 36 derece oldu. Dikkat edin. 36, 72, 72. Yani burası A ise burası da A. Hatta onu şöyle göstereyim. Yeşille göstereyim. Burası A ise burası A. Dikkat edin bu kenarlar AAA zaten. Ve şurada da bir x kenarlık var. 36, 36. Burası da A oldu. Şu 36, 36, 108. Gerçi bakın 36, 36, 108. 108'in kolları AA. 108'in kolları AA. Yani o zaman buradaki alan da A alanı yapmadım arkadaşlar. Eş üçgen olduğu için. Zaten alanlar oranı isteniliyor. Burada kalan A, burada kalan A. Ve oranladığımız anda ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. Geldik 15'e. Şimdi şu çizilen
Ne demiştik? Düzgün tekgenlerde bu çizilen dikme simetri eksenidir. Simetri ekseni olduğu için şu açıyı keş parçaya bölecek. Aynı zamanda bu açıyı keş parçaya böldüğü için de bu da x kenar olduğu için şurası da dik olacak ve tabanı da keş parçaya bölecek mi arkadaşlar? Böldü. Yukarıdaki üçgenden ne çıktı? Kenar ortay ağırlık merkezi oldu. O zaman bir üçüncüyü de çizersen ne olmak zorunda? Oradan geçen de ağırlık merkezi olacak. Ağırlık merkezinde şu alanların hepsi birbirine eşit değil miydi arkadaşlar? Bizden ne isteniyor? Taralı alanların oranı. Burası da 2A, burası da 2A. Yani 2A bölü 2A. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 1 yapıyor. Cevap 1. Geldik 16'ya. Düzgün 12'ye. Arkadaşlar düzgün 12 gen ise 360 bölü 12 eşittir 30 derece değil mi? O zaman bir tane açıyı gören şurası 30 derece değil mi? 360 bölü 12 bir kenarı gören. Bak burası 30. Şurayı gören de 30. Burayı gören de 30. Burayı gören de 30. Yani 30, 60, 90 kaç tane? 120 değil mi? O zaman burada kaçının tamamı kaç derece yapıyor arkadaşlar? 120 derece yapıyor. Çünkü 1, 2, 3, 4 kenarı görüyor arkadaşlar. Dolayısıyla burada ne çıktı arkadaşlar? Bu yarıçap, bu da yarıçap. İkizkenar. Ama ona da gerek yok ya. Şu ikizkenar ya. 120 derece. O zaman buradaki açılarda 30-30 yaptı mı? Bu 30'u bulduktan sonra bakın burada ne çıktı? 30, 90, 60 üçgen çıktı. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı kaç yaptı? 6 yaptı. Şimdi bu çokgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız burada? Şu üçgenden kaç tane var? Burası 6, burası 6. Bu üçgenden kaç tane var? 12 tane üçgen yok mu arkadaşlar? 12 tane bu üçgenin alanı. Yani bu üçgenin alanını nasıl bulacaksınız? 6 çarpı 6 çarpı sinüs 30 bölü 2. Ya da ben sinüs teoremini sevmiyordum. Mümkün olduğu kadar kullanmamaya çalışıyordum. Şuradan dik çizsem zaten 90'ın karşısı. Özel açıyı kullanıyorum bakın. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Şu üçgenin alanı 6 çarpı 3 bölü 2 değil mi? 6 çarpı 3 bölü 2. 6 kere 3 18 bölü 2. 9. Formülden yapmıyorum arkadaşlar. Bu 9. Bu 9 alanından kaç tane var? 12 gen olduğu için 12 tane olacak. Yani 12 çarpı 9 bize alanı verecektir. O da 108 yapıyor galiba. İşlem hatası yapmadıysak Ceyhan yapıyor. Ve geldik son teste. Evet. Alan BGD isteniliyor bizden. 4, 4. 4, 4, 4. Hatta 120 olduğu için bunlar da 30, 30. Burası da 4 kök 3 yaptı arkadaşlar. Burası da 90 derece. Çok kolay. 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 şu alan. Bunlar da AA diye paylaşıyor. Yani 2A alanı 4 çarpi 4 kök 3 bölü 2'ye eşittir arkadaşlar. Şu 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 gitti. A da buradan 4 kök 3'e eşit oldu. Yani cevap Adana. Edirne. Geldik ikinci soruya. Şimdi burada ne yapmalıyız? Şu eşitlikleri kullanmalıyız bence. Şunlar eşit, şunlar eşit. Şunu çizsem. Şuna eşit olmuyor mu arkadaşlar bu? Değil mi? Çünkü şuradan çizilen dik oluyor. Buradan çizilen de dik. Dikdörtgenden şu uzunluğa eşit oluyor. 4, 4, 4 kök 3'e eşit oluyor. Sildim. Şu uzunluk 4 kök 3 bakın. Tamam. Sonra bir kere zaten bu ne biliyor musunuz? Burası 2, 2, 4. 2, 2, 4. 4. Şu üçgenler 120'nin kolları 2'ye 4, 120'nin kolları 2'ye 4, 120'nin kolları 2'ye 4, 120'nin kolları 2'ye 4. Bütün altıgenin alanından, gerçi bunların hepsi eş üçgen. Bütün altıgenin alanından şu alanları çıkarttığınız zaman da sonuca da ulaşabilirsiniz. Ama ben şuradan şey yapmak istiyorum. Şu köşegen, diğer köşegeni de çizsem. Bu köşegeni kaç buldum? 4 kök 3. Diğer köşegeni de çizsem daha kolay bulacağımı hissediyorum da o yüzden. Diğer köşegeni de çizsem. Bu arada şunu şöyle çizdiğimizde, şurayı çizdiğimizde burası 90 derece oluyor ya, burası da 90 derece olacak arkadaşlar. En uzun köşegen bu değil mi? En uzun köşegen bir kenarın iki katıydı. Yani burası 8 olacak. 8. Burası da 4 kök 3'tü arkadaşlar. Herhangi bir dörtgenin alanı köşegenler dik kesiyorsa eğer köşegenler çarpımının yarısıdır. Yani 4 kök 3 çarpı 8 bölü 2 16 kök 3'e eşit oluyor.
Diğer türlü de yapabilirdiniz. Nasıl yapabilirdiniz? Dediğim gibi altıgenin alanından şu beyaz alanları çıkartarak bir tane beyaz alanı bulmanız yeterliydi. O da sinüs formülünden de bulabilirdiniz arkadaşlar. Tamam. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruyu nasıl bulacağız? Taralı bölgelerin alanları oranı. Taralı bölgelerin alanları oranı. Şimdi arkadaşlar şuradan şunu çizdiğimizi farz etsek. Burası A iken burası 2A değil miydi? O zaman burada ne çıktı arkadaşlar? Şunlar da birbirine paraleldi. 1'e 2 oran, 1'e 2 oran. En azından buradaki 1'e 2 oranı nereden bulduk? Kelebekten. 1'e 2, 1'e 2. Siliyorum. Şurası A ise burası nedir arkadaşlar? 2A. Hatta 30 ise burası da 30, burası da 30. Şu 30'ları da yazdığımızda ikiz kenar çıktı. Burası da A. Burası da ne oldu arkadaşlar? 2A oldu. Bizim neyi bulmamız lazım burada? Hatta buradaki A kök 3 yaptı arkadaşlar. Burası da 90 derece yaptı. İçin. 30, burası da 30 derece olduğu için. Ama bizim için şu üçgen sıkıntılı değil de bu üçgen sıkıntılı sanki. Bu üçgende biz neyi bulmalıyız? Tabanına ait yüksekliği bulmalıyız değil mi? Tabanına ait yüksekliği bir çizmeye çalışalım bakalım. Bir şeyler çıkacak mı arkadaşlar? Tabanına ait yüksekliği çizsem. Bunu bulmaya çalışacağım ben. Şunun devamını getirsem. Şuradaki 30-60-90'dan başlasam çok daha güzel olacak. Şuraya A'ları ben bir sileyim. En azından buradaki oranlamaların 1'e 2 olduğunu anladık değil mi arkadaşlar? Bunlarda bir sıkıntı yok. Şunları bir sileyim. Şunları bir sileyim. Şurada kaç 30 dereceydi? 30'un karşısı gerçi alanlar oranı isteniliyor. Direkt 1 diyeyim. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3. Kök 3. O zaman bakın burası da 30-30'du. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı kök 3. Bir kenar burası kaç yaptı? 2 kök 3 yaptı. Hatta 90'ın karşısı da kaçtır? 2'dir değil mi? Bir kök 3 burası da 2. Burası 2 ise burası kaç yaptı? 4 yaptı. Sonra benim neyi bulmam lazım? Şunun tamamını bulmam lazım. Şunun tamamıyla buradaki çizdiği bir şey dikdörtgen oluşturduğu için aynı değil mi? Bir kenarı kaçtı? 2 kök 3 değil mi? 2 kök 3. 2 kök 3. Hatta burası da 2 kök 3. 2 kök 3. 2 kök 3. 30 30 120 üçgenden kök 3 katından dolayı burası da 6 yapacak. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 5 kaldı. İşimiz daha da kolaylaştı. Şurada kaçtı da 90 dereceydi. Şimdi taralı bölgelerin alanları oranı. Evet şu üçgenin alanı 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 bölü şu üçgenin alanında 2 kök 3 çarpı 5 bölü 2. 2 kök 3 çarpı 5 bölü 2. Bölü 2'ler gitti. 2 kök 3'ler gitti. O da 2 bölü 5'e eşit oldu arkadaşlar. Cevap Denizli. Üçüncü soru Denizli çıktı. Evet. Şu 90 beni uyandırmalıyım. Çünkü 120 derece ya. 120. Şunun devamı şuraya gelmez mi arkadaşlar? 120, 30, 30 olduğunda 90 derece olmuyor muydu burası? Şöyle yaptığımız zaman bunlar 30, 30 oluyor. Değil mi arkadaşlar? Şu köşegeni çizdiğimizde 30 derece, burası da 90 derece oluyordu. İşimiz daha da kolaylaştı. Hatta burası da 90 derece oldu. İşimiz çok daha kolaylaştı. Hatta burası da 90 derece olduğu için bunun devamı buraya gelecek. Yani burası 30 derece gerçi. Hiç ona gerek yok götürmeyelim. Buradaki açı da 60 derece. Ali Bey uzunluğunu 2 kök 3 vermiş. 2 kök 3, 2 kök 3, 2 kök 3. 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı 2. Burası 2. O zaman şu üçgenin alanı 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2. 2'ler gitti 2 kök 3 artı. Şu üçgenin alanı da arkadaşlar 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 çarpı sinüs 120 bölü 2'den bulabilirsiniz ama şurası da 2 kök 3 ya. Ben şurada 60'ı kullanıp dik çizmek çizerek bulmak istiyorum. 90'ın karşısı 2 kök 3, 30'un karşısı kök 3. 60'ın karşısı da kök 3'ün kök 3 katından dolayı 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2 yani 2 kök 3 çarpı 3 bölü 2. Şu ikiler de gitti. 3 kök 3 burası. 3 kök 3 burası. 2 kök 3 burası. Toplamda da kaç kök 3 yaptı arkadaşlar? 5 kök 3 yaptı. Dördüncü sorunun cevabı Adana. Geldik beşinci soruya.
Düzgün sekizgen. 8, 8, 8. Arkadaşlar, düzgün sekizgenin dış açısı kaç derece? 45 derece. Bu iki kenarı gören açı değil miydi? İki kenarı gören açı olduğu için buradaki açı da bakın. 1, 2 kenarı görüyor. Buradaki açı da 45 derecedir. Buradaki açı da iki kenarı görüyor. 45 derecedir. Dış açısı 45 ise iç açısı 135. 45 ise 135 yapacak. Buradaki açı kaç derece yaptı? 90 derece yaptı. Hatta burası da 90 derece yaptı. Hatta burası da 45, burası da 90, burası da 45. İki kenarı gördüğü için burası da 90. Yani bir dikdörtgen yaptı orası. Bizim nereyi bulmamız lazım burada? Şu uzunluğu bulmamız lazım. Şu 45'i kullanırız. Çek bir dik. Dik çizdiğimizde ne oluştu burada? 45, 90, 45 üçgeni. 8 ise hipotenüs karşı 8 ise 45'in karşısında ne olacak? 8 bölü kök 2. Yani kök 2 ile çarptığımızda 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 eşit oldu. 4 kök 2 burası. Hatta buradan da çizdiğimizde aynısı 4 kök 2, 4 kök 2 olacak burası. Burası da 8 oldu. Bir kenarda 8 kök 2 artı 8'e eşit oldu. O zaman dikdörtgenin alanı da 8 çarpı 8 kök 2 artı 8 olacaktır. 8 çarpı 8 kök 2 artı 8'e eşit olacak. Yani 64 kök 2 artı 64. Yani cevap Adana oldu. Geldik 6. soruya. Arkadaşlar 4, 2, 2. Burası da 4. Bu yamuğun alanı isteniyor. Bu arada biraz önce de söyledik. Dış açısı 45 derece. Bu iki kenarı gören açı. Bu da iki kenarı görmüyor mu arkadaşlar? Bir, iki kenarı görüyor. 45 derece oldu burası. O zaman şuradan bir çekersin, bir dik, olay biter. 90'ın karşısı 4 ise 45, 45, 90 üçgeninde. Hemen 4'ü kök 2'ye bölüyoruz. 4 kök 2 bölü 2. Yani 2 kök 2 yaptı. Burası 2 kök 2. O zaman burası da 2 kök 2. Bakın şu dikdörtgenin alanı artı şu üçgenin alanı. Dikdörtgenin alanı 2 çarpı 2 kök 2'den 4 kök 2. Artı şu üçgenin alanında 2 kök 2 çarpı. Burası da 2 kök 2 değil mi ikizkenarlıktan dolayı? 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 4 yaptı yani. 4 kök 2 artı 4 de oradaki alan oldu. Yani 6. sorunun cevabı Ceyhan. Geldik 7. soruya. Arkadaşlar şimdi taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulacağız değil mi? Bu arada yine düzgün sekizgen olduğu için dış açısı 45, iki kenarı gören açısı 45 derece. Buradaki açı da iki kenarı gördüğü için arkadaşlar bir iki kenar 45 derece oldu burası. Bir kenarı da 4, 4, 4. Burası da aynı şekilde 45. Ve bu arada Z şartı sağlanmadı mı arkadaşlar? Sağlandığı için şunlar birbirine paralel oldu. Bakın benim burada tabanına ait yüksekliği bulmam lazım değil mi? Şuradan bir dik çizersek yukarıda da bulmuştuk 45 45 90 üçgeni 4 kök burası 4 ise 4 bölü kök 2 yani 2 kök 2 olacak burası. Hadi göstereyim, her zaman göstereyim, şimdi göstermemezlik yapmayayım. Yani 4 kök 2 bölü 2, o da 2 kök 2'ye eşit oldu. O zaman burası da 2 kök 2, çünkü niye? Bunlar paralel ya. Bu dik, bu dik birbirine eşit olacak. O zaman üçgenin alanı 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Hop hop 4 kök 2 eşit oldu arkadaşlar cevap. Geldik 8. soruya. Evet. Şimdi yine düzgün sekizgen. Yine dış açısı kaç derece? 45 derece. 360 bölü 8'den 45 derece. Bu iki kenarı gören açı değil miydi? İki kenarı gören açı. Bakın burası da kaç kenarı görüyor? Bir iki kenarı gören açı 45 derece. Ve bu arada bir kenara gören açı kaç derece olacak? İki kenara gören 45 ise bir kenara gören 22,5. Bir kenarı gören 22,5. Bu arada şurada kaçı? 1, 2, 3 kenarı görüyor. 22,5 çarpı 3, 67,5. Ve şurada kaçı da? 1, 2, 3 kenarı görüyor. Burası da 67,5 yaptı. Bakın ne güzel oldu. İkizkenar çıktı. 67,5, 67,5. Yani 8 ise burası da 8. Ve 8 çarpı 8 çarpı sinüs 45 bölü 2'den sonucu ulaşabilirsiniz ama ben sevmiyorum sinüsü. Çek buradan kardeşim bir dik. 90'ın karşısı 8 ise hipotenüs 8 ise dik kenarlarda 8 bölü kök 2 olmayacak mı arkadaşlar? Kök 2 ile çarptığımızda 8 kök 2 bölü 2'den 4 kök 2 eşit olacak. Üçgenin alanı 8 çarpı 4 kök 2 bölü 2 yazalım.
8 çarpı 4 kök 2 bölü 2. 32, yani 16 kök 2 oldu arkadaşlar. Cevap Denizli. Evet. 8. soru Denizli. Geldik 9. soruya. En uzun köşegeni 12 olan düzgün sekizgenin. Hadi bir düzgün sekizgen çizelim bakalım. Çizdik. En uzun köşegen şu değil mi arkadaşlar? Değil mi? Şu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 kenara ayıran. Değil mi? Burası 12'ymiş. Düzgün sekizgenin alanı. Arkadaşım bir tane daha en uzun köşegen çizelim. En uzun köşegenlerin simetri ekseni neydi? Simetri eksenlerin kesim noktası da ağırlık merkeziydi. Çevre çemberin merkeziydi. Demek ki burası bu. Burası 12 ise o zaman yarıçap eşitleri gösterelim. 12 ise o zamanlar 6 6 yapmadım arkadaşlar. Şu üçgenin alanını bulduğumuz zaman şey yapacak. Bu arada 360 bölü 8 45. Niye? Şurada kaç 45 derece arkadaşlar? Çünkü 8 tane üçgen oluşuyor ya, 360 derece oluyor burası. Burada kaç? 45. Arkadaşlar 6 çarpı 6 çarpı sinüs 45 bölü 2'den bulabilirsiniz. Ya da sevmiyorum ben onu. Çek buradan bir 90 derece 6'ya ait. Çünkü şu üçgenin alanını bulup kaçla çarpacağım arkadaşlar? 8 kenar, sekizgen olduğu için 8 ile çarpacağım. Burada 45, 45, 90 üçgeninde 90'ın karşısı 6 ise o zaman 6 bölü kök 2, yani 6 kök 2 bölü 2, o da 3 kök 2 eşit oldu. 3 kök 2 burası. 6 çarpı 3 kök 2 bölü 2 üçgenin alanı veriyor. 6 çarpı 3 kök 2 bölü 2 9 kök 2 yaptı. Yani şu alan 9 kök 2 arkadaşlar. Şu alan 9 kök 2. 9 kök 2'den kaç tane olacak? 8 tane olacak. O da 9 kere 8 72 kök 2 eşit oluyor arkadaşlar. Yani cevap Adana. Geldik 10. soruya. HKDL'yi vermiş. HKDL'yi vermiş. 8. ABCK'yı istiyor. Arkadaşlar düzgün sekizgen. Dış açısı 45 derece. Bu iki kenarı görendi. O zaman buradaki açı da 45 derece. Çünkü niye? İki kenarı görüyor. Hatta buradaki açı da 45. İki kenarı görüyor. Hatta şuradaki açı da 45. Bir iki kenarı görüyor. Çevreden yapabiliriz onu yalnız, tamam mı? Buradaki açı da 45. İki kenarı görüyor. Hatta buradaki açı da 45. Hatta buradaki açı da 45. İki kenarı görüyor. Hatta buradaki açı da 45. İki kenarı görüyor. 135 olduğu için burası 90 derece oldu. Hatta buradaki açı da 45. Buradaki açı da 135 oldu. Ay, 45 derece oldu. Buradaki açı 135 derece oldu. Dikkat edin, 45, 135. Bu paralel kenar oldu değil mi? X, X, X kök 2. X, X, X. Hatta eşkenar dörtgen oldu ya. Galiba. Hı hı. Şöyle gösterirsem arkadaşlar. Bakın. Şuraya X, X dersem burası X kök 2. Değil mi? Buraya X dersem burası da 90 derece ya. 1, 2, 3, 4 kenarı giriyor. 45, 45, 90. Burası da X, X, X kök 2 yaptı. Hatta şu paralel kenar gibi oldu. Hatta bu bir eşkenar dörtgen oldu. X kök 2'si. Burası da X kök 2. Burası da şey. Şuraya bakalım. Bir kenarda x'ti. Burası da x. Hatta bu da bir eşkenar dörtgen oldu. Hatta aynı eşkenar dörtgeni ya. Bunlar benzer eşkenar dörtgen oldu. Çünkü 45 derece. Burada kaçı da 45. Hatta burada kaçı da 135 derece yaptı. O zaman benzerlikten gidebilirim. Benzerlik oranı ne burada arkadaşlar? X kök 2'ye x kök 2 değil mi? Benzerlik oranı kök 2 bölü 1. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit olacaktı. Yani 2 bölü 1. O da burada kalanı mı 8 vermişlerdi? 8 bölü şuradaki A alanına eşit olacak. A'ya eşit olacak. A da buradan ne yapıyor arkadaşlar? 4'e eşit oluyor. Benzerlikten gittim. Benzerlik. Çünkü iki eşkenar dörtgen benzer çıktı. Geldik. Bir düzgün altıgeni çevreleyen en küçük çemberin yarıçapı. Bir düzgün altıgeni çevreleyen en küçük. Hadi bir altıgen çizelim bakalım. Bunu çevreleyen en küçük çember. Bu değil mi? Çevreleyen.
çevreleyen. Yarıçapı altıgenin bir kenarının kaç katıdır? Bir katıdır. Niye? Arkadaşlar, şurası merkezse yarıçap, 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 yarıçap oluyordu. Şunlar hep alttan eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olduğu için şuraya da koyuyorduk. Şuraya da koyuyorduk. Bakın, altıgen olduğu için şu yarıçapla şu kenar birbirine eşit oldu. En küçük çemberin yarıçapı altıgenin bir kenarının kaç katıdır? Bunlar eşit olduğu için bir katı oluyor. Cevap Adana. 11. sorunun cevabı Adana. Geldik 12'ye. İçteğet çemberin çapı 12 olan düzgün altıgenin alanı. İçteğet çemberin. İçteğet çember ne demekti arkadaşlar? İçten teğet. Yani hop şöyle bir teğet. Merkez. Şu çizdiğimiz dik kaçmış arkadaşlar? İçteğet çemberin çapı 12 demiş. Yarı çapı da 6. Dolayısıyla arkadaşlar merkezden böyle şey çizdiğimizde bu eşkenar üçgendi. Yani 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 6 bölü kök 3. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3'e eşit. Burası 30'un karşısı. Burası da 2 kök 3 ve düzgün altıgenin alanı isteniliyor. Bir kenar 4 kök 3. 6 tane a kare kök 3 bölü a kare kök 3 bölü 4 bize tüm altıgenin alanını verecektir. Bu da 6 tane 4'ün karesi 16 çarpı kök 3'ün karesi 3 çarpı kök 3 bölü 4. Şu gitti 4. 4 kök 3 12. 12 ile de 6'yı çarpsak 72 kök 3 yapıyor galiba. 12. sorunun cevabı Adana. Evet. Geldik 13. soruya. Çevrel çemberin çapı 8 olan bir düzgün sekizgen. Düzgün sekizgen çizeyim size. Çevrel çemberin çapı. Arkadaşlar en uzun köşegen simetri ekseniydi. Simetri eksenlerinin kesim noktası da neydi? Şeyin merkeziydi. Her şeyin merkeziydi. Şu en uzun köşegen simetri ekseni. Bu da en uzun köşegen simetri ekseni. Burası. Çapını 8 vermişler. Şunlar yarıçap, 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 yarıçap. Yani bunlar 4-4 arkadaşlar. Düzgün sekizgenin alanı nedir diye soruluyor. Dikkat ettiniz mi? Hiç formülden yapmıyorum. Hep mantıktan yapıyorum. Çiziyorum. Kendiliğinden çıkıyor. Bu arada 360 bölü 8 bize şurada kaçıyı vermeyecek mi? Çünkü bunun tamamı 360 derece. Kaç tane üçgen oluşuyor böyle çizdiğimizde? 8 tane üçgen oluşuyor. 360'ı 8'e böldüğümüzde burada kaçıyı buluruz. Yani 45 derece. O zaman şu üçgenin alanını bulduk mu? Olay bitti. Kaçta çarparız? Bu üçgenden kaç tane var? Şöyle şöyle çizdiğimiz zaman 8 tane var. Değil mi? Burada kaçıyı 45 derece bulduk ya. 45'i kullandık. Sinüsten de çözmeyeceğim ben. 45, 45, 90 üçgeni. 90'ın karşısı 4 ise bunlar 4 bölü kök 2, 4 bölü kök 2, 4 bölü kök 2, kök 2 ile çarp 4 kök 2 bölü 2. Yani 2 kök 2. Burası 2 kök 2. Alan da 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2. 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den kaç tane var hatta arkadaşlar? 8 tane var. Onun çarpımını yapalım. Tüm alanı bulmuş oluruz. Gitti gitti 4 kere 8, 32 kök 2 buluruz. 13. sorunun cevabı da Denizli çıktı. Geldik 14'e. Çevrel çemberin yarıçapı R birim olan düzgün çokgenin bir kenarı. Çevrel çemberin merkezi burasıysa şu yarıçap belli bir kısmını çizdim yarıçap. Bir kenarı da R 2 eksi kök 3. Arkadaşlar mecbur hiç sevmiyorum ama şeyden yapacağım. Kosinüs teoreminden yapacağım burada. Şu açıyı bulursam olay bitti. Kosinüs teoremi şunun karesi yani karesine R kare çarpı 2 eksi kök 3. Şunların kareleri toplamı R kare artı R kare eksi 2 şunların çarpımı R R kosinüs alfa'ya eşit arkadaşlar. Buradan R kare parantezini aldığımızda R kareler gidiyor aslında da neyse. 2 R kare eksi kök 3 R kare eşittir. 2 R kare R kare eksi 2 R kare kosinüs alfa eşit oldu. 2 R kareler gitti. Buradan eksi kök 3 R kare eşittir. Eksi 2 R kare kosinüs alfa eşit oldu. Her iki tarafı şeye böl. R kareler gerçi gitti. Eksi kök 3 bölü eksi 2 hatta artı kök 3 bölü 2 yaptı. Kosinüs alfa. Normalde
Sinüs 60 köküs bölü 2. O zaman kosinüs 30. Kosinüs 30. Sinüs 31 bölü 2. Kosinüs 30 da köküs bölü 2. Kosinüs 30 köküs bölü 2 olduğundan arkadaşlar alfamız da kaç derece yaptı? 30 derece yaptı. Burada kaçı? 30 derece. Şimdi kaç kenarlıdır diye soruluyor. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Burada kaçı 30 derece bulduk ya. 360 bölü bu açı bize kenar sayısını vermez mi? O zaman 360'ı 30'a böldüğümüzde 12 kenarlı buluruz. Yani cevap Ceyhan. 14. sorunun cevabı Ceyhan. Geldik 15'e. Çevresi x birim olan, işte çember yarı çapıraya olan. Hiç formül yapmayacağım arkadaşlar. Bakın. İçteğet çemberin yarıçapı buraya. İçteğet çemberin yarıçapı şu teğet olan şöyle bir çember olmayacak mı arkadaşlar? Merkez teğet çektikten burası 90 derece olacak. Yani dik olan içteğet çemberin yarıçapı arkadaşlar. Tamam. Şu dik burası. Şurası R'miş. Çevresi de X ise bir kenar X bölü N değil midir arkadaşlar? O zaman şu üçgenden kaç tane var? N tane var. Yani N çarpı X bölü N çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2 N tane bu üçgenden var. Üçgenin alanından bakın. N çarpı şu üçgenin alanı. X bölü N çarpı R bölü 2 eşittir 20. Şu N'ler gitti mi? O zaman X R eşittir 40 yaptı. Buradan da x ne oldu arkadaşlar? 40 bölü r'ye eşit oldu değil mi? Yani cevap Edirne. Ve geldik son soruya. Çevresi 20 pi olan düzgün çokgenin alanı tam sayı olarak en çok kaç olabilir? Şimdi çevresi 20 pi olan bir düzgün çokgen. Arkadaşlar düzgün çokgenimizi şöyle ne kadar çok böyle şey yaparsak daha büyük olacak herhalde alanımız değil mi? Anlatamadım. Bir daha söyleyeyim. Şimdi çevresi 20 pi olan düzgün çokgen alanı tam sayı olarak en çok kaç olabilir? Ben ne kadar böyle şey yaparsam düzgün çokgenimi kenar sayısı ne kadar daha fazla olursa o kadar alanımız daha büyük olmaz mı? Mesela altıgeni düşünün arkadaşlar. Altıgen şöyle olacak değil mi? Ben bunu sekizgen yapsam alanımız daha da büyüyecek değil mi? Şöyle. Şöyle sekizgen yapsam alanımız daha da büyüyecek. Yani o yüzden kenarları biz sekizgen değil, dokuzgen değil, ongen değil daha da yüksek bir şeygen düşünmeliyiz arkadaşlar. Çokgen düşünmeliyiz. Hatta biz bunu sınır noktasına alalım. Nasıl alalım arkadaşlar? Hani şöyle şöyle diyoruz ya. Biz burayı oval alalım. Yani bir çembermiş gibi düşünürsek şöyle 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 ben bu kenarların ne kadar daha çok şey düşünürsem arkadaşlar ne kadar çok çembere daha yakın düşünürsem öyle anlatayım. Mesela şöyle alanı daha da büyütmem mi arkadaşlar? Alanı daha da büyütürüm. O zaman sınır noktası çembermiş gibi düşüneyim. Çemberden çemberi bulduktan sonra çemberden daha küçük olanı bulmaya çalışırız arkadaşlar. Çevresi 21. Çemberin çevresi 21. Çevresi 2 pi'ydi. Çember gibi düşünüyorum arkadaşlar. Sınır noktası olarak düşünün tamam mı? 20 pi'ye eşitmiş. Bunlar gitti. R'yi de buradan kaç bulduk? 10 bulduk değil mi? Çemberin yarıçapını 10 bulduk. Alanı neydi? Pi r kareydi. Yani 100 pi yaptı. Arkadaşlar pi neydi? 3,14 değil miydi? 3,14. Hatta 14-15 diye böyle gidiyor. 3,14'ten daha da büyük. 100 pi de o zaman 314,15 bilmem ne falan filan diye böyle gidecek arkadaşlar. Zaten bu çokgenin alanı tam sayı olarak en çok kaç olabilir? 314,15'ten daha küçük olacak. En büyük kaç olur o zaman arkadaşlar? 314 olacaktır. Ve böylelikle arkadaşlar çokgenler konusunda bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde dörtgenler dersinde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.